Sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG Nest hesabını nasıl silebilirsiniz? PUBG Nest hesabından nasıl çıkış yapılır? Nasıl başka bir hesaba geçilir? Ya da PUBG Nest hesabı nasıl yeniden açılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle lobi'de iseniz sağ üst kısımdaki üç noktaya tıklayın. Burada ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmında karşınızda direkt hesap kısmı çıkıyor. İşte bağlı platformlar işte hesabı sil ve oturumu kapat çıkıyor. Hesabı sile tıklıyorsunuz. Hesabı silmek istiyorsanız. Hesabı silmek istediğinden emin misin diyor. 10 saniyeden geriye sayıyor. Sonra bir hesabını sil butonu aktif oluyor. Buraya tıklıyorsun. Oyun sana diyor ki hesabı sil. Hesabı sil butona dokunduktan sonra hesabın 7 gün içinde silinecektir. Bağ tüm sosyal ağ hesaplarının bağıntısı kaldırılacaktır diyor. Metin kutusuna büyük harflerle new state yaz diyor. New state yazıyorsun ve hesabını siliyorsun. Bu şekilde silebilirsin. Peki oturumu kapatıp başka hesaba nasıl geçiş yapabilirsin veya yeniden nasıl hesap açabilirsin? Bir de onu göstereyim sizlere. Çünkü çok soruldu. Detaylı olarak göstereyim dedim ben de. Oturumu kapat da tıklıyorsun. Oyunu bitirip tekrar oturum açmak istediğine emin misin? diyor. Tamam diyorum. Oturumu kapat. Benim hesabım zaten sosyal medya hesaplarıma bağlı. Benim için problem olmayacaktır. Ama misafir hesabı olan oyuncular e, dikkatli olsun. Şimdi başlatmak için dokun diyor. Tıklıyoruz. Lütfen oturum açılacak bir hesap seç diyor. İstersen yeniden Facebook ile bir hesap açabilirsin. İstersen Google ile herhangi bir hesap açabilirsin. İstersen misafir olarak oturum açabilirsin. Ben şimdi diyeceğim ki misafir olarak oturum aç. Yani yeniden hesap açacağım. Tıkladım. Ne diyor? Eğer bir misafir olarak oturum açarsan, cihaz değiştirirsen ya da uygulamayı silersen verilerin kaybedilebilir diyor. Hesap bilgilerini güvenceye almak için bir hesap bağlanmanı öneriyoruz diyor. Yani misafir oturumunu açarsın. Sonra işte istersen Play oyunlar, istersen Facebook hesabını bağlayabilirsin. Misafir olarak oturum aç diyorum. Buradan işte karakterinizi belirliyorsunuz. Tamam diyorum. Bunların hepsini kabul ediyorum. Bir de diyor ki işte maç ayarı. Ee, Avrupa diyorum. Şimdi burada yeniden bir isim koymanızı istiyor. İşte benim Maxan2 diye hesabım var. Bunu ne yazayım? Mesela Hmm. Böyle yazdım. Tamam mı? Onayla dedim. He, onayla dedim. Şimdi burada istediğiniz cinsiyeti seçiyorsunuz. Ee, ben bu sefer kız seçeyim. İki karakterim de erkek. Buradan bir bayan seçelim. Bu çok güzelmiş. Tamam direkt onaylayalım. Mevcut karakter özelleştirmesi kaydedilsin mi? Daha sonra da değiştirebilirsin diyor. Onayla diyorum. İşte sen diyor oyunu biliyor musun? Bu tarz oyun oynadın mı diyor. Usta diyorum ya da tecrübeli değilim şimdi. İki parmak tamam diyorum. Şimdi alay konusu olmayayım diyor öyle seçtim. Ee, burada işte şeylerden bahsediyor. İşte oyun hakkında bilgiler veriyor. Bu şekilde yeniden bir hesap açabilirsiniz. Misafir hesabındaysanız zaten ayarlar kısmında geçelim ayarlar kısmına. Bağlı platformlar kısmında tekrardan istediğiniz bir sosyal medya hesabına bu hesabınızı bağlayabilirsiniz. İsterseniz Facebook, isterseniz de Google hesabınızı bağlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.